Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İslam bilim medeniyetinizle karşınızdayız. Tabii ki bayramdan sonra arkadaşlar yeni bir derste, yeni bir coşkuyla karşılıyoruz sizi. Şimdi hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Peki biz bugün konuda neler göreceğiz? İslamiyetin bilim, bilim ve sanata bakış açısını, yine İslamiyetin ilme ve öğrenmeye verdiği önem ile bunun sebeplerinin neler olduğunu, İslam dünyasındaki başlıca ilim kurumlarını, Endülüs'te ilim, bilim ve sanat yani aslında İspanya'dan bahsedecek. İslam dünyasında yetişen bazı bilginleri ele alacağız. İslam dünyasındaki sanat anlayışı ve başlıca sanatları, orta çağ Kime karanlık kavramıyla dersimizi sonlandıracağız. Dediğimiz gibi hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi İslamiyet'in ilme, alime ve öğrenmeye verdiği önemin neler olduğuna bakacağız. İslamiyet'in ilme, alime ve öğrenmeye çok değer vermesinin sebepleri nelerdir? Çünkü biliyorsunuz ki, Peygamber Efendimiz Bedir savaşları sırasında esir düşen putperestleri şunu söyledi. Dedi ki Müslümanlara okuma yazma kaydıyla ne kalabilirsiniz serbest kalabilirsiniz dedi. Yani aslında Peygamber Efendimiz'den itibaren okuma yazmaya ne kadar önem verildiğinin gösterilmesidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan İkra suresinde şunu söyler. Oku yaradan Rabbin için oku. İlim ve alim min önemi ve cehaletin kötülüğü ile ilgili pek çok ayet, hadis ve sahabe sözü yine bilime önem verildiğinin göstergesidir. Yine Hz. Muhammed'in Cindişa burada öğrenci göndermesi, yine Hz. Muhammed'in Bedir Savaşı sonrasında esirlerle ilgili tutumu dahinde söylediğimiz kavramlar. Yine İslam'ın bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyeti olması yine İslam'ın ilime ve alime önem verdiğinin göstergesidir. Hatta Sümer Suresi 9. ayette şöyle bir söz söyler. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar diye ne yapacak söyleyecek bize. Şimdi geldim arkadaşlar. Peki neler var? İlk olarak arkadaşlar en yaygın ve halka açık eğitim kurumundan bahsetmiş. Yani aslında arkadaşlar ne diyeceğiz buna? Mescidi arkadaşlar ne diyorsunuz? Cami olarak ne yapacağız bileceğiz. Aslında camiler de birer bizim için eğitim kurumlarıdır. İşte Kur'an kursları vesaire vesaire bir öğretimin önemli noktalardır. Yine Hz. Muhammed'in arkadaşlar açtığı ilk medrese modelini ne ad verilir dersek de hemen diyorsunuz ki suffe adını ne yapacağız? Vereceğiz. Yine akli ve nakli ilimlerin bir arada okutulduğu örgün eğretim kurumu nedir dersek? Tabii ki ne diyeceksiniz? Medrese olarak bileceğiz. Türk İslam tarihinde arkadaşlar en önemli medreselerimizden bir tanesi Nizamiye, Semerkant gibi önemli medreseleri ne yapacaksınız göreceksiniz. Tasavvuf mensuplarının toplandığı büyük ve küçük mekanı sorarsa hocan sana ne diyeceksin peki? Buna da tekke ve zaviye olarak ne yapacağız? Ele alacaksın. Geldim. Abbasiler döneminde açılan tercüme, ilim, bilim ve kültür merkezinin adını sorarsa ki görselde de görüyorsunuz bunu. Ne ad vereceğiz? Beytül Hikme adını vereceksiniz. Hemen yazalım. Beytül ne diyoruz? hikme olarak ne yapacağız bileceğiz. Bir de unutma dünyanın ilk medresesi olan Nizamiye neyi göreceksiniz? Medresesi kim zamanda yapılmıştır dersek de Büyük Selçuklu zamanında Sultan Melikşah'ın zamanı yani arkadaşlar nizamı Mülk zamanında yapılan önemli bir medrese olarak ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekmekte. Geldim devam ediyorum arkadaşlar. Beytül Hikme yani bilgelik evi ne anlama geliyor? Önemi nedir? Bundan bahsedelim birlikte isterseniz. Beytül Hikme ile başlayan ilim hareketi medreselerin, şifahanelerin, gözlem evlerinin kurulmasına ve yüzyıllarca başvuru kaynağı nitelinde eserlerin yazılmasına olanak sağlamıştır. Neler olacak? Birçok arkadaşlar ilimin, felsefecinin, e, önemli kişiliklerin Beytül Hikme'den çıkmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır diyoruz. Sonrasında Kindi, Gazali, Huneyn, İbni İshak, Harazmi, ben Musa kardeşler, İbn Sina, Hasrüddin Tusi, İbn Heysem, İbn Rüşt, Farabi, Buhari, Sabit, Bin Kurra gibi bilim insanları yetişmesine ortam hazırlamıştır. Mesela harazmi sıfırı arkadaşlar değer veren kişi. Farabi önemli arkadaşlar bir tıp uzmanı. Nitekim Gazali arkadaşlar ve İbn Sina önemli kişilikler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Kadim ilimler yalnız bir tercüme edilmekle kalmamıştır. Müslüman bilginler tarafından yetiştirilerek yeni ilmi ve bilimsel alanlarda açılmasına katkı sağlayacak. Tıp, astronomi, mantık, matematikle ilgili çalışmalar yapılmış. İslam dünyasında büyük bir fikir hareketi başlamıştır. Hatta biz bu döneme İslam neyi deriz arkadaşlar? Rönesansı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yani Abbasiler dönemi aslında bir nevi İslam Rönesansı'dır. Çünkü Avrupa o dönemde karanlık bir çağını yaşarken siz ise bir aydınlanma çağı yaşıyorsunuz İslam coğrafyasında. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Beytül Hikme diye ne yapabiliriz? Adlandırabilirsiniz. Sadece bunlarla kalmayacağız. Tıpla felsefeyle uğraşmayacağız. Birçok doğudaki ve batıdaki arkadaşlar eserleri tercüme edeceksiniz. Yani gerektiğinde Grekçe, Süryanice, Sanskritçe, Fransızca gibi dillerden çok sayıda eser burada tercüme edilerek Orta Çağ'ın en zengin kütüphanesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Burada da aslında Abbasilerin ne kadar hoşgörülü bir devlet yapısına sahip olduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Aslında bilgelik gibi anlamına gelen Beytül Hikme, Abbas halifesi memun tarafından Bağdat'ta kurulmuştur. Yani bugün Irak diye adlandırdığım bölge aslında Orta Çağ'da Müslümanlar için bir İslam Rönesansı'nın yaşandığı bir bölge olarak bilinmekte. Ama Orta Çağ damgasını vuran vahşi bir devlet ortaya çıkacaktı. Kimdi peki bunlar? Moğollardı. Moğollar 1258 yılında Bağdat'ı istida ettiklerinde Beytül Hikme olarak arkadaşlar tanınan ait talan ederek birçok eseri yakmışlar ve birçok eserinde günümüze gelememesine ne yapacaklar? Sebep oldular diyoruz. Beytül Hikme'de bunu ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldim. Tabii ki Türk Türkistan devletleri bu ilim felsefesinden etkilenecekler mi? Evet ilim felsefelerinden etkilenecekler. Karahanlarda Kaşgar ve Balasagun medreseleri ve bunun en önemli adamlarından bir tanesini arkadaşlar kim diyeceksiniz? Ahmet Yesevi olarak ne yapacağız bileceğiz. Aslında Yesevi tarikatının kurucusu olacak ve aslında tasavvufla ilgilenen ilk arkadaşlar Türk İslam alimi olarak da ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti eğitim ve öğretime önem verecek. Büyük Selçuklu Devleti zamanında Nizami Ümit tarafından kurulan hatırlayın ne medreseleri demiştik arkadaşlar Nizamiye medreseleri önemli medreselerdir. Sadece burada arkadaşlar hem akli hem de nakdi neyler verilmekteydi? Bilgiler ne yapılmaktaydı bize? Aktarılmaktaydı. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın inşa ettirdiği Bağdat ve İsfahan resathaneleri arkadaşlar yine astronomiye önem verdiğimizin göstergesidir. Hatta arkadaşlar neyi bileceksiniz dersek Ömer Hayyam tarafından Türkler tarafından kullanılan bir takvim yapılacaktı. Neydi bu takvim dersek eğer? Celali. Neyi diyecektiniz? Takvim olarak da ne yapılmaktaydı bilinmekteydi. Çünkü 9. sınıfın ilk konularında ne yapmaktaydık biz bunu görmekteydik. Geldim. Bir sorumuz var. Türk İslam aleminin ilk yüksek öğretim kurumlarından biri olarak gösterebilecek olan medrese aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize arkadaşlar. A. Sufi. ve El. Ezher, C Nizamiye, D Süleymaniye, E Sahni Seman medreselerinden bahsediyor. Şimdi Süleymaniye ve Sahni Seman medreseleri aslında Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkacak ama bize diyor ki Türk İslam aleminin ilk arkadaşlar yüksek öğretimini sorduğu için doğuracağımıza Nizamiye medreseleri olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Tabii ki Abbasiler sadece arkadaşlar ilmi yaymakla kalmayacaklar. Neler olacak peki? Endülüs'te yani Endülüs dediğim zaman hemen parantez içinde İspanya arkadaşlar bir ilim ve bilimin Müslümanların aslında bu döneme yaydığını ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki Tarık bin Ziyad komutasındaki ordu yani Emevi ordusu yine bu dönemde yapılan Savaşlar sonrasında e, hangi savaşı yapacağız? Kadik Savaşı. Kadik Savaşı ile arkadaşlar neresi fethedilecek? İspanya fethedilecek ve arkadaşlar artık Emeviler buraya yerleşmeye başlıyor. Hatta güzel bir söz vardı neydi? E, gemileri yakmak tabiri. Hatta gemileri yakmak tabiri buradan gelecekti. Tarık Bin Ziyad geldiği bütün e, arkadaşlar o donanmanın hepsini yakıyor ve buraya gelenlere diyor ki ya biz burayı vatan haline getireceğiz ya biz bir uğurda ne yapacağız öleceğiz diyor. Ve İspanya'da aslında bir nevi medeniyetin ışığı yanmaya başlayacak. Peki o medeniyetin ışığını yakacak devlet kim olacak dersek Endülüs Emevi devleti diyeceksiniz. Ve tarihler 756 yılını gösterdiğinde artık bir yeni bir devlet ortaya çıkacak. Biz buna Endülüs Emevi neyi diyeceksiniz? devleti. Bakın unutmayın. Endülüs Emevi ile diğer Emevi karıştırmayın. Emeviler arkadaşlar Şam bölgesinde kurulmuş ırkçı yani mevali bir politika izleyen arkadaşlar bir karaktere sahipken İspanya'da kurulan Endülüs Emevi ise daha hoşgörülü, daha iyi bir niyetli ve aynı zamanda bilime, felsefe ve sanata önem veren önemli bir devlet olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bilmem gereken arkadaşlar bu devletin önemli merkezleri birisine Kordoba, diğerine ise arkadaşlar ne diyeceksiniz? Gırnata. Önemli neyleridir? Şehirleridir. Ama unutma Endülüs Emevi Devleti'nin arkadaşlar başkenti neresidir dersek Kurtuba olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Batı dünyasının derinden etkileyecek derecede önemli araştırma, buluş ve eserlerin ortaya koyulması, hatta o dönemde kilisedeki bazı papazların eğitim almak için Endülüs'e geldiğini ne yapmaktayız bilmemiz gerekiyor. Müslüman bilginler tarafından Avrupa ülkelerinde yüzyıllarda okutulacak değerli önce eserler meydana getirilmiştir. Teleytuba başkopsunun Bağdat'taki Beytül Hikme'ye benzer bir kurum kurarak Müslüman, Hristiyan, Yahudi mürtecimlere felsefe, astronomi, matematik, tıp, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat gibi ilimlerle ilgili pek çok Arapça eseri Latince'ye ne yapmıştır? Çevirecektir. Şimdi Ziya Paşa bununla ilgili bir şey söylüyor. Ger Endülüs olmasa ziyadar, kim Avrupa'yı ederdi biadar? Endülüs olmasaydı kim ne yapsın da Avrupa'yı diyor Ziya Paşa? Yani eğer Endülüs ışık saçmasaydı Avrupa'yı bilgisizlik uykusundan kim uyandırırdı? Yani o Avrupa'da Örenesans, o, o reform hareketleri nasıl gerçekleştirebilirdi diye ne yapabiliriz? Adlandırabiliriz. Endülüs'te peki sanat nasıldı? Avrupa'da fable türünün görülmeye başlanmasını göreceğiz. Yani hayvan arkadaşlar konuşturmaya başlıyoruz. İslam hikayelerinin Avrupa diye hayatına uyarlanmasına bahsedeceğiz. Aslında bir nevi Müslümanlar bugün bizim hayranlıkla baktığımız Avrupalıları ne yapıyor? Derin anlamda ne yapmaya başladı? Etkilemeye başladı. Doğu İslam dünyasının hikayelerinin Avrupa yazısını etkilemesini aslında batı ile doğu arasında büyük bir sentez olmasını sağlayacak Endülüs Emeviler. Batılar tarafından Endülüs muziki notalandırılmasından esinlenen eserler verilecek ve artık aslında Avrupa yavaş yavaş Endülüs'ün o etkisiyle aslında Rönesans'a doğru Adım adım ne yapmaktaydı? İlerlemekteydim. İnşallah böyle arkadaşlar çok güzel paralarınız olur. Çok güzel meslekler edinebilirsiniz. Yurt dışına seyahate gidebilirsiniz. İspanya böyle Katalanlara gidin. Katalanlara gittiğinizde ise orada mükemmel bir saray göreceksiniz. Bu saray arkadaşlar nedir dersek? Ee, El Hamra. Neyi diyorsunuz? Sarayı diyeceğiz. Bir de cami olarak Kurtuba. Neyini göreceksiniz? camisini göreceğiz. Bakın görselde de görüyorsunuz aslında. Elhamra Sarayı İspanya'nın en önemli eserler içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. Yani İslam mimarisine ait eserler Avrupa'ya ne yapılıyor? E, kopyalanmasını göreceğiz. Özellikle saray yapısının e, bu dönemde kopyalandığını görüyoruz. Peki sanattan bahsettik ama o dönemde tabii ki yetişen önemli bilim insanları kimlerdi? Bunlardan bahsedelim biraz birlikte. Yetişen bazı bilginlerden bahsedelim. İlk olarak felsefe, mantık, tıp, matematik ve müzik bilgini Aristo'yu İslam dünyasını en iyi şekilde anlayıp muallim sani yani ikinci öğretmen olarak anılan alim El Madutül İlfazla ve İhsnasınul Ulumun Muhalifi adlı eserleri ...önemli çalışmalarıdır. Peki bunu sana hocan sorsaydı... ...yani Aristo'dan sonra ikinci öğretmen... ...kimdir diye sana sorduğunda... ...aklınızda arkadaşlar... ...kim gelsin... ...Farabi diye ne yapacağız... ...adlandıracaksınız. Geldim... ...devam ettim. Sonrasında... Tıp, astronomi, biyoloji, felsefe, mantık, din ve ahlak eserleri. Muhalifi Batı'da Avesenle olarak tanınan bilgin, özellikle El Kanun Fıtlı Tıp adlı eseriyle ünlü tıp bilginini sorarsa da aklınıza tabii ki görselde de bize söylediği gibi bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder diyen kişi olan İbn'i kim diyeceksiniz arkadaşlar? Sina olarak ne yapmam lazım bilmem gerekiyor. Geldik yine arkadaşlar Selçukluların açtığı Nizamiye medreselerinde ders vermiş olup ünlü İslam alimi ilahiyat felsefe alanlarında eser vermiş meşhur mutasavvıf ve düşünürdür. İhyadü ulumü di din, kimya isadet, devahatülü felsefe adlı ünlü eserleri ve muhalifidir arkadaşlar. Peki kimdir bu adam dersem de aklınıza İmam Gazali ne yapsın gelsin. Geldim bir diğerine. Felsefe, tıp, matematik, mantık bilgini Ta'uddül tavadüt adlı eserle eserin yazarı ve Avrupa'daki düşünce hayatında etkilemiş olan ünlü bilgin kimdir dersek de aklınıza İbni Rüşd olarak ne yapmam lazım bilmem gerekiyor. Nitekim bakın bu kitapları görüyorsunuz İmam Gazali'nin eserlerini ve en son olarak da e, İbni Rüşd'ün eserini ne yapmaktasınız görmektesiniz. Şimdi bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında arkadaşlar 12 ve 6. yüzyıllarda yetişen bilginler arasında gösterilemez demiş? Bunu da kim diyeceksiniz arkadaşlar? A) Biruni, B) Farabi, C) İbn Rüşd, D) Akşemseddin, E) İmam Gazali. Demiş ama arkadaşlar biliyorsunuz ki D şıkkı Akşemseddin Akşemseddin kim zamanında yaşıyor Fatih Sultan Mehmet zamanı yaşayacak yani 1400'lü yıllarda yaşıyor o da ne zamana gelecek 15. yüzyıla ne yapmaktadır gelmektedir ama bana 12. yüzyılı sormuş o yüzden de arkadaşlar Akşemseddin'i ne yapamazsınız ele alamam. Geldim İslam dünyasında peki sanat anlayışı nasıl? Gelelim bundan bahsedelim birlikte. İslam dünyasında sanatın da aynen ilim, bilim gibi Allah'ı daha iyi tanımak, yaratılış inceliklerini daha iyi kavramak gibi amaçlarla yapılması. İslam'da sanat estetik gibi unsurların ele alınışı ama İslam dünyasında sanatların gelişmemesinin sebebi ne? Bak peki ne bu? Hangi şeyler gelişmiyor? Birincisi resim, ikincisini ise heykel olarak ne yapman lazım bilmen gerekiyor. Peki niye resim heykel gelişmemiş? Şimdi şöyle düşünün. Peygamber Efendimiz Kabe'yi fethettiğinde Kabe'de putları temizlemiş. Ve İslam dünyasında iki şeyi yasaklıyor. Birincisi resim, diğeri ise heykel. Niye peki? Şundan dolayı. Tekrar ama tekrar insanoğlunun yani Arap coğrafyasındaki insanoğlunun puta tapabileceği düşüncesi var. O yüzden de resim ve heykel onun için arkadaşlar ne olmuştur? Sakıncalı bulunmuş ve İslam dünyasında da resim ve heykel mantığı gelişmemiştir. Güzellik ve sanat ahlak Allah özelliğini ne yapar? Sever. Şimdi bir sorumuz var. İslam dünyasının resim ve heykel sanatlarının yüzyıllar boyunca gelişmemesi temelde hangi sebepte bağlanır diyedik. Hemen kısa bir cevap vereceğiz. Diyoruz ki peygamber arkadaşlar efendimizin efendimizin ne yapması resim ve heykeli yasaklaması. Ha şu anda günümüzde yasak mı? Hayır bakın. Tarihi düşünürken o dönemin şartlarına göre düşüneceksiniz. O dönemin şartları bunu el vermiyordu. Çünkü insanlar hala puta tapıyorlardı. Ama tabii ki bugün günümüzde oturup da bir heykele tapınanı ya da bir resme tapınanı ne yapmamaktayız? Görmemekteyiz. Ama soruda resim ve heykelin gelişmemesinin temel sebebi Peygamber Efendimizin arkadaşlar bunları ne yapması? Yasaklaması. Peki neler o zaman ön plana çıktı? Resim heykel ön plana çıkmadıysa. Birincisi hat sanatı ortaya çıktı. Yani aslında güzel yazı yazma sanatı. Mesela bakın ben güzel yazı yazamıyorum. Belki bazen bunu görünce bu ne hocam diyorsunuzdur. Ama erkeklerde genel klasik hep bir özelliktir. Daha sonrasında tabii ki o güzel yazıların üzerine süslemem lazım. Peki yazma üzeri süsleme nedir dersek de aklınıza ne gelsin? Teship sanatı ne yapacak? Gelecek. Suda boyayla benze, bezeme arkadaşlar ne dersek eğer? Tabii ki ebru neyi diyeceksiniz? Sanatı diyeceğiz. Yine küçük renkli perspektif resim süsleme. Mesela Osmanlılar'da görüyorsunuz. Mesela görselde de görüyorsunuz bunu. Biz buna da ne diyeceğiz? Minyatür neyi diyeceksiniz? Sanatı diyeceğiz. Bakın resim olmamış da minyatür sanatı kullanmaya başlayacağız. Yine tabii ki camilerde görürsünüz arkadaşlar minberlerde. Seramik üzerine arkadaşlar sıralama. Yani işte lale motifleri falan verilir. Biz buna da ne sanatı diyeceğiz? Çin'i sanatı diyeceksiniz. Taş, maden veya ahşap üzerine kazma diye sorarsa, hakkaklık diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Geldim. Kitabı ciddeme dersem de, mücellitlik arkadaşlar diye ne yapacağız? Mücelletlik diye ne yapacaksınız? Bilmeniz gerekiyor. Peki orta çağ kime karanlıktı? O zaman sizce bizce orta çağ bize karanlık mıydı? Bence orta çağ bize karanlık değil, tam tersine tam bir aydınlık dönemiydi. Hristiyan Avrupa karanlık çağ yaşarken Müslümanlar ise altın çağını yaşamıştır. Skolastik düşüncenin hakim olduğu, yani skolastik düşünce ne? Arkadaşlar şurayı çizdim. Ben papaz olarak dedim ki bunun rengi ne dedim. Size sordum, siz bana bilimsel olarak siyah dediniz. Hayır kardeşim ben bunu kabul etmiyorum. Bunun rengi yeşil dedim. Yani aslında skolastik düşünce kilisenin öğretilerinin ön plana çıktığı, bilimin reddedildiği düşünce yapısına biz skolastik düşünce diyeceğiz. Dini otoriter tarafından yasaklanırken İslam dünyasında ise suffeler, medreseler, beytül hikmeler gibi kurumlar oluşturularak ilim faaliyetlerinin ufku geniş ve serbest düşünceye sahip devlet başkanları ve din adamları tarafından doğrudan desteklenmesini göreceğiz. Hristiyan Avrupa'da tedavi yerine kilisenin ilkel yöntemleri kullanırken İslam dünyasında ise bedevi ve ruhani hastalıklara karşı ileri yöntemlerle çeşitli tedaviler ne yapılmaya başlanacak? Uygulanmaya başlıyor. Ya hatta ee, Avrupa'da görüyorsunuz mesela orta çağ filmlerini görürsünüz. Orta çağ filmlerinde şunları söylüyordum ben. Eee Kadınların içine şeytan girdiğini, o dönemde kedilerin hepsinin öldürüldüğünü ve öldürülmesiyle Avrupa'da farelerin hortlakladığını ve sonrasında bir veba salgınının baş gösterdiğini göreceğiz. Konularımız bu şekilde alacağız. Şimdi her zaman yaptığımız gibi değerli arkadaşlar size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.